Sol Kültür'de bu hafta kamusal sanat tartışmalarına odaklanıyoruz. Program konuğumuz Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nden Tunç Tatoğlu. Kendisiyle geçtiğimiz günlerde çok sayıda tiyatro emekçisi ve kurumun imzasıyla yapılan "Halkımızın ezilmesine ve sanatın tasfiyesine karşı tiyatromuzu savunuyoruz" başlıklı açıklama ve kamusal tiyatro üzerine gerçekleştireceğimiz sohbetin ardından açıklamaya destek veren Profesör Doktor Sacit Hadi Akdi'de Cezmi Baskın, Barış Celiloğlu ve Levent Üzümcü'nün mesajlarını paylaşacağız. Haftanın önerileri olan Arjantinli yönetmen Fernando Solanas'tan tiyatro ve sanatı odağına alan bir film, 2016 yılında kaybettiğimiz usta yazar Tahsin Yücel'in gelecekte her şeyin özelleştirildiği distopik bir ortamda geçen bugün yaşadığımız toplumsal çürümeye ışık tutan romanı ve Orhan Veli'nin nükteden üslubunu özgün bir şekilde müziğe yansıtan bir Timur Selçuk şarkısıyla programımız devam edecek. İyi seyirler dileriz. Kime söyleriz derdimiz, yine kim anlar ne hoca. Bir süredir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki Ruhi Sus Salonu'nda kamusal tiyatro tartışmaları sürüyor. Sürecek de bir süre daha. Ve aynı zamanda bu kamusal tiyatro tartışmalarıyla beraber tiyatronun artan maliyetleri konuşuluyor. İşte tiyatrolar ticarethane değildir deniyor, kamusal bir hizmet veriyordur deniyor. Ve bununla beraber o günlerde moda sahnesinde bir ödemiyoruz direnişi başladı ve 3-4 ay kadar da sürdü bu direniş. Önemli bir eylem ve başkaldırmaydı. Nedenler üzerine çok konuşuldu, edildi bunun da. Ve şunu tiyatrocular tabii ki biliyorlar. Yani halkın sorunlarından ya da halkın geçim problemlerinden bağımsız bir tiyatrodan bahsedilebilir mi? Tabii ki bundan bahsediyor. İşte faturanız geldi, ödeyin. Kazanmıyor musunuz? Ödeyin de. Hayır, kazanmıyor tiyatrolar. Halkımız da kazanmıyor aynı zamanda. Ve aynı sorunlar tiyatro sanatta da var. Buradaki sonucu ne oluyor ama halkla tiyatro arasında? Yani maliyeti, herkes işte görüyorsunuz hayat pahalılığını, artan maliyetleri halka sattıkları mallar üzerine koyuyorlar. Tiyatro bunu kolayca yapamaz. Mesela moda sahnesi bunu yapamaz. İşte Nazım Hikmet Kültür Merkezi yapamaz. O zaman mesafe açılır, işte o da halkın sanata ulaşımı zorlaşır. Onun için de bir direniş başlattılar. Moda sahnesi yalnız değil. Yani bu eylemin sahibi moda sahnesi olabilir ama muhatapları sadece moda sahnesi değil. Moda sahnesi tek başına bu eylemi yapmadı. Seyircisiyle, dostlarıyla, bizim gibi kurumların verdiği desteklerle aynı zamanda sürdürdü. Ve bunun yalnız tekil bir eylem olmadığını göstermek de gerekiyordu. Bu konuda da bir adım atılmadı. O günlerde sinemacılar başka bir şeyi, metni imzayı açtılar. Bu konuyla ilgili değil ama yani bir tepki metnini imzayı açtılar. Ama tiyatroculardan henüz ses çıkmamıştı. Biz de bu metni hazırlıyorduk. Ve tepkiyi, sesi duyurmak gerekiyor. Yani şu anda kaça ulaştı bilmiyorum ama 180, yani 200'e yakın bir imza var orada kurumlarla beraber. Bu yani olması gereken sayı değil belki ama önemli isimler de tavırlarını belli ettiler. Vermek istemeyenler oldu. Tek tek sorduk insanlara. Ülkede olup bitene tiyatro sanatının ve yani tiyatrocular bunu kendi alanlarından söylediler ama sanatın halktan uzaklaştırılmasına, bir ticarethaneye bu mekanların dönüştürülmesine karşı tavırlarını belli eden 200'e yakın insan oldu. Yani biz bunu sosyal medyada açsak, dijital imza açsak, mühendisli yapsak bu tabii çoğalabilir. Ama konu bu değil. Tek tek konuşup bir kere o şeyi hem anlatmak, niye? Çünkü imza atmak çok yıpranmış, imza toplamak bir eylem. Bu sadece o değil. Yani bir bu başlatılan şey, kamusal tiyatro tartışması, arkasından moda sahnesinin adımı, arkasından bizim de verdiğimiz güçlü desteklerle yalnız olunmadığını göstermek istedik. Bu az bir sayı değil. Yani bunu tartışan, düşünen tiyatrocular var. Bu tartışmayı mutlaka insanların kafasında, tiyatro camiasında ve sanat üreten insanların nezdinde bir yere vardıracağız bu tartışmayı. Şimdi kamusal tiyatro deyince akla gelenler neler? Ödenekli tiyatrolar, devlet tiyatrosu ve şehir tiyatroları. Niye onlara hızlıca kamusal
tabelası asılıyor ya da onun arkasına hemen, o pankartın arkasına hemen geçiyorlar. Çünkü kamu kaynaklarıyla orada tiyatro yapılıyor, maaşlar ödeniyor, sigortalar ödeniyor, işte vergi ona göre işte ayarlanıyor vesaire falan filan. Yani bir kamunun kaynağıyla tiyatro yapan ödenekli tiyatrolar var. Bu ödenekli tiyatroların dışında tiyatro yapan ve tiyatro yapmak için tiyatro yapan, tiyatro biletlerinin yükünü seyircinin üzerine yıkmamaya çalışan, seyircisiyle beraber yaşamaya çalışan yerler bunlar. Sen bundan yok KDV'si, yok sigortası, yok bilmem, almaya başladığın zaman bu artık tiyatroların birçoğunun sigorta, vergi falan gibi şeylerle artık baş edemeyip başka yöntemlerle bu işleri çözdüğünü zannediyorum. Demek ki burada bir yani kar amacı gütmeyen ama sanatını üretmeye çalışan tiyatroların ayrılması gerekiyor. Demek ki sanatsal üretimde kar etmek, yani zarar etmek kesin, kar etmek çok istisnai bir şey. Bu durumda bu salonların, bu tiyatroların korunması gerekiyor. Bunun için de model üzerine konuşuyoruz. Hem kavram üzerine konuşuyoruz, ne demek istiyoruz. Şehir tiyatroları ve devlet tiyatrosundan birazcık ayrı bir başlık konuşması için de işte özel, özerk kamusal tiyatro gibi bir kavram, yani o mesela kamusal kavramını da çok tartıştık tabii ki. Bulmaya çalışıyoruz ve üzerine tartışmaya devam edeceğiz. İşte 15 Mayıs'ta da Aykut Nuhoğlu ve Devran Hanım'la bir yerel kültür politikaları üzerine konu ve kamusal alanlar üzerine konuşacağız. Aynı şey bizim parklarımızda geçerli, işte meydanlarımız için de geçerli. Yani birçok alanda öyle kullanılamıyor ama tiyatroda da bu tartışmayı ilerletiyoruz. Yani bunun için de tabii bunun altına bir model de çerçeve olarak hiç olmazsa önereceğiz. Çünkü biz yani kanun yazıcı değiliz, yasa yazıcı değiliz. Her şeyi oturup hazır bir şekilde dosya olarak hiçbir yere veremeyiz. Ama ilkelerini ortaya koyabiliriz. Nasıl kamusal kaynakların dağıtılması gerektiği, nasıl bir kaynak ayrılması gerektiği, nasıl denetlenmesi gerektiği. Kamusal tiyatro dediğimiz şeyin denetlenebilir, görülebilir, seyircisi tarafından denetlenebilir, işte üreten, arkasında duran, projesinin işte herkesin prova aşamasından itibaren emeğinin karşılığını aldığı ve sigortalandığı. Yani futbol takımları antrenman yaparken para almayıp maçta mı para alıyorlar? Yani prova yapılıyor aylarca ve sonra 10 tane oyun oynanıyor. Oradaki işte 250 lirayla 1500 lira arasındaki yövmiyeyle insanların geçinmesi. Onun için tiyatrocunun hepsi Kadıköy'de barmenlik yapıyor, garsonluk yapıyor, başka işler yapıyor. İşte seslendirmeler yapılıyor falan filan. Tiyatronun hakkını alması için biz bu tartışmayı yürütüyoruz. Nazım'ın sitesinde tiyatromuzu savunuyoruz başlıklı bir mail adresine devam ediyor. Ama dediğim gibi yani bunu zaman zaman bunu hatırlatmak gerekiyor. Bu da bir hatırlatmaydı. Hepimiz hatırlatma. Yani bu oldu bitti, peki şimdi ne oluyor? Şimdi kamusal tiyatro tartışmaları devam ediyor. Bir yere varır varmaz. Varması için elimizden geleni yapacağız, bir çerçeve. Bunun ilgiyle izlendiğini, katılmak için de yani bir gedik arandığını farkındayız. Yani böyle bir şey. Bir de sağlıkta nasıl para kazanmak zorunda değilse kimse, eğitimde nasıl değilse, sanatta da böyle olamaz. Bunun kimse şeyini aramasın. Kardeşim sen de satan oyun yap. Hayır. Kötü iş yapmayayım, kötü tiyatro yapmayı savunmuyorum ama tiyatro sanatını geliştirecek adımlarda da bağımsız olmalıyım, düşünmeliyim, derinleşmeliyim. Bu acaba satar mı? Bu acaba şey olur mu? Maaşları ödeyebilir miyiz? Sigortayı ödeyebilir miyiz? Derdiyle boğuşmayayım. Gerçek ve samimi bir şekilde işimi, eğitimini aldığım, işte deneyimlediğim, alaylı da olsa yetiştiğim tiyatronun hakkını vermeye çalışayım. Bunu sonra konuşalım. Bu satıyor, satmıyor. İşte seyirci beğendi, beğenmedi. Bu başka bir tartışma. O zaman kamu kaynaklarının standartlarını ona göre belirlersin. Yani 3 sene üst üste zarar eden, tırnak içinde, bir projeyi desteklerken oturup düşünebilirsin. Modeli böyle kurarsın. Ama herkesin sigortası yatar. Herkesin
ne alacağı bizim belediye gibi duvara asılır ve görürsün kimin ne aldığı. O çok standarttır. Bu tartışma konusu bile değildir. Sana verilip seni yatırman gerekmiyor. O fonlardan yatırılabilir. Bir sürü model var bu konuda. Dünyada uygulanan tiyatro ülkeleri var ve oralardakiler uyguluyorlar. Aynısını yapmak zorunda değiliz. Biz o kadar zengin değiliz belki. Ama yetenekli tiyatrocuların tiyatro yapması lazım. O üretilen tiyatronun da seyirciyle buluşması lazım. Biz bunu kapitalizmin kurallarına göre yapmak zorunda değiliz. Tiyatromuzu savunuyoruz metnini imzaladım. Çünkü bağımsız tiyatroların kamusal alan yarattıklarını, erdemli hizmet ürettiklerini düşünüyorum. Buna karşın kamusal kaynaklardan yeterince yararlanamadıklarını ve daha fazla yararlanmaları gerektiğini vurgulamak için o metni imzaladım. Bağımsız tiyatrolar, kültürel çeşitliliğin sağlanması, eleştirel düşüncenin gelişmesi ve toplumla sanat arasındaki ilişkinin daha iyi kurulabilmesi için çok önemli varlıklar, tiyatrolardır. Bu tiyatrolar içinde bulundukları şehrin kültürel gelişmesine, kültürel birikimine, toplumla sanat arasındaki iletişimin sağlanmasına çok büyük katkı sağlarlar. Bu yüzden bu tiyatroların özellikle var olan ekonomik koşullarda daha çok desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü var olan ekonomik koşullar maliyetlerin arttığı ama fiyatların yeterince artırılamadığı koşullardır. Ayrıca fiyatların, yani seyirciye satılan bilet fiyatlarının çok yüksek olmaması gerekir. Çünkü sunulan hizmet bir erdemli hizmet ve kamusal kaynaklarla desteklenmesi gerektiği için de kamusal hizmet konumundadır. Bağımsız tiyatrolarda ödenekli tiyatrolar gibi yeterli kamusal kaynaklara ulaşabilmelidir. Bu yüzden bu metni imzaladım. Halkın ezilmesine ve tiyatronun tasfiyesine karşı, sanatın tasfiyesine karşı tiyatroyu savunmak bir tiyatrocunun ve toplumda yaşayan tüm insanların görevidir. Çünkü tiyatro toplumu değiştirmek ve geliştirmek açısından bir araçtır. Bunu savunmak da sanatçının en büyük görevidir. Merhaba, ben Barış Celiloğlu. 25 yıldır Londra'da, İngiltere'de tiyatro yapıyorum, oyuncu ve yönetmen olarak. Ama ülkemle bağlarım hiçbir zaman kopmadı. Senede birkaç kere buraya geliyorum, oyun izliyorum, tiyatroyu yakından takip ediyorum. Zaman zaman da turneye oyun getiriyorum buraya. Tiyatronun ve sanatın getirildiği durum çok acı ve bunu hep beraber protesto ediyoruz. Çünkü tiyatro dünyanın her yerinde devlet yardımıyla ayakta durabilen bir sanat dalı. Birçok sanat dalı öyle. Ama özellikle tiyatrolar devlet fonlarıyla ayakta durabiliyorlar. Devlet yardımıyla daha çok sponsorluğun yanı sıra. Türkiye'de bu yıllardır gerçekleşmiyor. Gördüğüm kadarıyla bütün meslektaşlarımla konuşuyorum geldiğimde her seferinde. Devlet fonundan 5 kuruş almamış oluyorlar. Yani hali hazırda yıllardır devlet yardımı yok zaten bu özel tiyatrolara. Şimdi de elektriğe, suya zamla tiyatrolar çok ciddi zorlanıyor. Fahiş elektrik faturaları geliyor. Bu aslında tiyatroyu sabote etmek, başka hiçbir şey değil. Yani ayakta duramasınlar, kendi kendilerine kapansınlar gibi bir ekstra efor sarf ediliyor gördüğüm kadarıyla. Bu çok korkunç, çok acıklı gerçekten. Bu durumun değişmesini bekliyoruz. Yani tiyatro ya da sanat genel olarak lüks değil, çok önemli bir gereksinim bir toplum için, toplum bilincinin gelişmesi için, insanların düşünmesi için.
hayatın daha iyi olabilmesi için her anlamda gerekli. Beslenmek gibi, uyumak gibi, sağlık gibi temel gereksinim aslında, lüks değil. O yüzden bu son zamların elektrik faturalarının tiyatrolar için ve birçok yer için indirilmesi gerekiyor aslında. Çünkü çok ciddi bir şekilde insan hayatını hiçe sayan, insan hayatını olanaksız hale getiren, kültürel hayatı öldüren zamlar bunlar. Umarım bir şeyler yapılır. Teşekkürler. Tiyatroma sahip çıkıyorum bildirisine imza atmamın altında yatan en temel sebep, aslına bakılırsa kaç kişi olduğumuzu öğrenmek. Etrafımızda bizim bu yalnızlığımız içerisinde bize destek olanların, bizimle birlikte hareket edenlerin kim olduğunu öğrenebilmek. Çünkü üzerimizdeki baskı, üzerimizdeki umursamazlık, muhatap kabul ettiğimiz kurumların bize karşı sorumsuzca tavırları artık zaten böyle bildirilerle bir sonuca ulaşılmayacağının temel göstergelerinden bir tanesi. Fakat burada önemli olan şey bizim kaç kişi olduğumuz ve bunu bizim birbirimize bildirmemiz. Bunun ötesinde bir geçerliliği olduğunu zannetmiyorum. Çünkü geldiğimiz düzende, durduğumuz noktada maalesef'tir ki bu kötülük üzerimize bir bulut gibi çökmüş durumda. Ve sizin de çok iyi bildiğiniz ve gördüğünüz gibi tiyatrolar yaşamsal kaynaklarından mahrum bırakılıyorlar. Gayet keyfi bir şekilde. Hiç kazanmadığı paranın vergisini vermekle hiçbir şekilde devlet yardımı, devletin desteğini almamakla cezalandırılıyorlar. Bunun bir çözümü olabilmesi için çıkarttığımız seslerin de bir anlam taşıyabilmesi için bir arada olduğumuzu birbirimizin bilmesi gerekiyor. Bence bu bildirinin en temel görevi de budur. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Espera, la radio libre y callejera. Arjantin'in gökyüzünü kaplayan büyük bir bulut 1600 gündür ülkeyi terk etmemiştir. Sürekli yağan yağmurun altındaki şehirde zaman hem çok hızlı akmakta ve hem de her şey, trafik, yayalar tersine işlemektedir. Şehrin sakinleri alttan alta sürekli hissettikleri bir kederin pençesinde bu kederin kaynağının farkında olmadan geriye gitmektedirler. Bu garip ve hatta çılgın ortamda bir grup tiyatro oyuncusu da neredeyse 25 yıldır tiyatro binası olarak kullandıkları eski liman deposunun yıkılıp yerine bir alışveriş merkezi yapılacağını öğrenirler. Tutkuları ve çaresizlikleri arasında sıkışıp kalan topluluk üyeleri bu gelişmeye direnmeye karar verirler. Fernando Solanas, Bulut, La Nube filmiyle hem Arjantin yakın tarihine, hem günümüz toplumlarına, hem de sanata ve sanatçı kimliğine alegorik anlatımla bir ışık tutuyor. Sinema sanatının tiyatroya ve sanata dair açtığı bu tartışmayı izlemenizi öneririz. Sol kültür izleyicilerimiz için bu haftaki okuma önerimiz 2016'da kaybettiğimiz yazar, çevirmen ve akademisyen Tahsin Yücel'in 2006'da yayımladığı Gökdelen romanı. Roman her şeyin özelleştirildiği, doğanın katledildiği, kentleşmeden koca koca gökdelenlerin anlaşıldığı 2073 yılına götürüyor bizleri. İstanbul Üniversitesi'nin eski bir kaçakçıya satıldığı, karasularının bir Amerikan şirketine peşkeş çekildiği, İstanbul'un ikinci bir New York yapılmak istendiği distopik bir atmosfer kurguluyor Tahsin Yücel. Kent yoksullarının tıpkı bugünkü gibi şehrin çeperine sürüldüğü söz konusu atmosferde, yargının da özelleştirilip adaletin erozyona uğrayacağı bir toplumsal düzeni eleştiriyor. AKP iktidarında cisimleşen ve tepe noktasına varan özelleştirme furyasının erken bir eleştirisi olarak değerlendirilebilecek Gökdelen, bürokratlar ve sermaye sınıfı arasındaki ilişkiyle düzen siyasetinin aldığı ibret verici durumu gözler önüne seriyor. Yaşadığımız toplumsal çürümeyi kurgu ve dil ustası bir yazarın kaleminden okumak isteyenler için. Haftanın son önerisi olarak Timur Selçuk'tan Pireli şarkıyı sizlerle paylaşıyoruz. Pireli şarkı Türkiye'deki popüler müziğin gelişiminde çok önemli bir yeri olan Timur Selçuk tarafından 1975 yılında bestelendi. Şarkının sözleri Orhan Veli'nin Pireli Şiir adlı şiirinden alınmıştır. Timur Selçuk, şiirdeki nüktedan ve eleştirel üslubu büyük bir başarıyla müziğine ve özgün yorumuna taşıdı.
Pireli Şarkı, Timur Selçuk'un 1975 yılında yayınlanan ve diğer yüzünde Nazım Hikmet'in Mehmet şiirinden bestelediği şarkının yer aldığı plakta yer aldı. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kimi peygambere inanır, kimisi artık göçsek donanır. Kimi katip olur yazı yazar, kimi sokaklarda dilenir. Kimi kılıç takar böğrüne, kimi uyar dünya serine. Gündüzleri baba hayrına, geceleri karı hesabına. Direneler dilleri yutacak, yedi nüfuslu hale çocukta yetecek. Bak bak karışık bir iş bu selam, deli dolu yazar kalem. Yazdığına ne bilir, sürü yıpı sapa gelmez kelam. Bu düzen böyle mi gidecek? Bırak gitsin. Pireler filleri yutacak. Bırak gitsin, bırak gitsin. Yedi nüfuslu hane yey. Üç buçuk tayın yetecek. Bak bak karışık bir iş ve selam. Deli dolu yazar kalem. Yazdığına ne bilir, sürü yıpı sapa gelmez kelam. İpe sapa gelmez kelam. İpe sapa gelmez kelam.